Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesinin ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Orgeneral Güler 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği için derdest edilmiş, Akıncı Üssü'nde tutulmuştu. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar. Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı oldu. Orgeneral Yaşar Güler ise artık ordunun bir numarası. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Atamalar da o kararnamede yer aldı. En kritik olanı ise Genelkurmay Başkanı'na ilişkindi. Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olan Orgeneral Hulusi Akar'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler getirildi. Dünyanın en hassas bölgelerinden birinde yer almadı. 15 Temmuz birçok komutan gibi Orgeneral Güler'in de en zor günüydü. Darbeye karşı direndi. FETÖ'cü askerler tarafından derdest edildi. Darbe girişiminin yönetildiği Akıncı 4. Anajet Üs Komutanlığı'na nakledildi. Saatlerce tutulacağı zifiri karanlık odaya gözleri bağlı şekilde götürüldü. Bu görüntü güvenlik kameralarına yansıdı. Kararnamede orduya ilişkin diğer atamalar da yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar oturdu. Dündar'ın yerine de Kor General Metin Gürak Genelkurmay 2. Başkanı oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle ilgili de önemli düzenlemeler yapıldı. Buna göre muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılacak. Cumhurbaşkanı farklı bir tarihte belirleyebilecek. Albaylıktan Tuğ General ve Tuğ Amiral rütbelerine, Genelkurmay ve Amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar da Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Kuvvet komutanlarının görev süresi 2 yıl olacak. Bu süre birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilecek. Genelkurmay Başkanı, Orgeneral ve Oramiraller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi 4 yıl olacak. Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı da aynı kriterlerle Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.